Mendiller yola atılırsa, her çöpe atarsan işte bu pisliktir. Çevre şeyi budur. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız? Çöp çantalara kokup çöple atman lazım. Öyle değil mi? Evet. Sen, ben Almanya'ya gittim. Gör tertemiz her yer. Ama alem yediğini buraya koyuyor. Bizim lap lüp lap lüp. Biz arabaları bile denemeyiz. Geçelim deyiz. Alem buradan katiyen geçmiyor. Şey ne diye yanıyor, yeşil yanmadığına. Ben Almanya'da gittim, gördüm. Kurallara uymuyorlar. Uymuyor. Vallahi uymuyorlar. Kurallara uymuyorlar. Ya neticede hiçbir şeyimiz düzgün değil. Onu söyleyeyim yani. Koruyamıyoruz. Çevremizi koruyamıyoruz. Gerçek bu yani. Evimizi temiz tutamıyoruz. Sokağımızı temiz tutamıyoruz. Evimiz yani mahallemizi temiz tutamıyoruz. İçimizden gelen, bizim genlerimizden gelen bir şey mi? Türk milletinin yapısı mı? Yani bilemiyorum artık. Zor. Yani koruyamıyoruz yani. Bu tamamen insanın içinde olan bir şey. Yani ben küçük kızıma daha yürümeyi öğrettiğim zamanlar elinde küçücük bir çikolata kağıdını bile çöpe atmasını öğrettim. O şartlandı. Beyninde he ben artık bundan sonra yere çöp atmayacağım. Nereye atacağım? İşte çöp saracağım, elinde tutacağım bir şekilde. Ama bu tabii sadece benim için geçerli. Birkaç tane istisna için geçerli. Onun haricinde genelimiz yani genel olaraktan, genelleme olaraktan temiz tutamıyoruz yani. Korkunç bir durumdayız. Ben de muzdaribim. Çok rahatsız oluyorum. Ama öğretemiyoruz. Hep atıyorlar. Hep atıyorlar. Küçüklükten işte aileden başlıyor. Ailesi atarsa o çocuğa asla öğretemezsiniz bir şey. En çok da aileler atıyor. Büyükler atıyor. Vallahi hepsi iyidir. Temiz buluyorsunuz. Hepsi temizdir yani. Çevremiz iyidir. Plastiktir, çöptür. Yani sorun çok. Kendimiz eğitim. Eğitim. Okullarda başlıyor önce. Belediyede, okullarda. İnsanların bilinçlendirilmesi lazım. Yani ya eğitim. Çöp kutuları var ama kullanmıyor. Çöp kutusu da olsa ne olacak? Yani insan beyin olarak ilerlemediyse, düşünmüyorsa insanları düşünceye sevk etmek lazım. Bilinçlendirmek lazım. Daha ilkokulda, anaokulundan itibaren insanların bilinçlenmesi şart. Sonuçta eğitim. Çevreleri temiz tutalım. Kirletmeyelim. Valla temizlenmeli ama bakarsan kimse temizlemiyor. Akışına bırakmak lazım. Ben İstanbul'da yaşadığım için İstanbul'a göre burası bana çok temiz geliyor. Harikulade. Çevre kirliliği Edirne'mizde hiç güzel değil. Temiz Edirne istiyoruz. Sokak araları çok batık. Bizim insanlarımız çok pis. Bir yerde piknik alanları olsun ya da oturduğumuz alanlarda Saraçlar, Çilingirler, Selimiye Camii'nin etrafları olsun. Yediklerimizi lütfen poşet içine toplayıp çöp poşetlerine atalım, çöp konteynerlerine atalım. Daha çok çöp konteynerlerini görmek istiyoruz. Sokak aralarında olsun, caddelerde olsun. Temiz bir Edirne istiyorum ben.